Babam bir yandan Türk obalarıyla uğraşır. Bir yandan Söğüt. Bir yandan düşmanlar. Bunca derdin içinde onun yükünü biraz almak gerek. Hangisi daha zordur bilmem ki. Uç beyliği makamı mı? Obaları idare etmek mi? Sen ne okursun öyle harıl harıl savcı? Şifalı otlar yazar bu kitapta. Belki Artuk Bey'in gözleri için şifalı bilgiler bulabilirim. Babam da şifa bulması için gerekeni yapacak ağabey. Merak etmeyesin. Hayrola, daha yatmadınız mı aslanlar? Baba, uyku tutmadı. Kardeşlerimle dertleşirdik biraz. İyi, iyi. Gelin bakalım. Gel hele Osman. Gel savcım. Deyin bakalım. Ne dertleşirdiniz? Senin yükünü baba. Onca mesuliyetim vardır. Lakin hangisi daha zordur bilemedik. Uç beyliği makamı mı, obaları idare etmek mi? En zor mertebe analık babalık. En mühim idare de ailedir. Nasıl baba? Getir bakalım şuradan okla yaylar Osman. Şimdi bu yayla üç okun manası nedir? Deyin bakalım bana. Oğuz Atan'ın cihangirlik alametidir. Yay cihanı bir uçtan bir uca kuşatır. Oklar da bir uçtan bir uca uzanır. Bu kadar mı? Bu yayla üç ok her şeyden evvel birliğin, dirliğin, nizamın alametleridir. Bunlar mertebe mertebe tatbik edilmelidir. En başta ve en mühimi de ailedir. Yay bir hatun gibi kuşatır, sarmalar, muhafaza eder. Oklar da bir er gibi yayılır, ileri gider. Birliği, bütünlüğü, nizamı evvela ailede başlatmak icap eder. Ailesine nizam veremeyen aleme, ahaliye nasıl nizam versin? Bunun içindir ki Oğuz Ata bunları yalnız devlet için değil, her şey için bir nizam alameti saymıştır. Bu hikmetle evvela bir aile güçlü olur. Sonra oba, sonra boy ve nihayetinde de bütün soy. Soy. Yurt. İrade. Ve en nihayetinde de cihana nizam verecek bir devlet. Ata nasihatıdır. İyice belleyin. Her şey kökü ailedir. Nizamı bozuk bir tohum çınara dönüşemez. Sizin derdinize gelince
Oğullar ne kadar atalarına yaraşır evlatlar olurlarsa benim de yüküm o kadar azalır. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Eyvallah baba. Maşallah yiğitlerime ben.